Evet sevgili dostlar, tekrar birlikteyiz gecenin sonuna doğru. Seherler ve sahurlarda bu kez birçok kez beraber olduğumuz gibi beraber olmayı nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Selamın hiye hatta matla'il fecr. Fecre kadar o gece selamdır diye Cenab-ı Hakk'ın bize böyle tek kelimeyle anlattığı Kadir gecesinin sonlarındayız. Son Ankara için bir saatten de az bir zaman kaldı. İstanbul için efendim bir saatten biraz daha fazla bir zaman kaldı. Rabbimiz Kadir gecesinin sırrını yakalamış olanlardan samimi dualarıyla efendim bu gece inen Kur'an-ı Kerim'den en azından bazı ayetleri gönlüne indirmek suretiyle kalbini zenginleştirenlerden olmayı nasip etsin hepimize. Bu geceden nasipsiz kalanlardan eylemesin Rabbimiz. Evet, saatlerimiz 04.05'i gösteriyor. En son duada beraber olduk. Saatlerimiz gece 12'yi gösterdiğinde efendim 2500'ü aşkın yani bize ulaşan rakamlarla ulaşmayanlarla hepsini duamıza katarak hatim duası gerçekleştirdik. 2500'e yaklaşmıştı bize ulaşanlar en son aldığım bilgilere göre arkadaşların verdiği bilgiye göre Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Hatimlerimizi, özel hatimlerimizi, Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'la daha çok hemhal olduk. Ve Kur'an'ın indiği bu gece, Kadir gecesinde bu hatimlerin duasını Rabbimizin dergahına sunduk. Ama Kur'an bizim elimizde kaldıkça ve biz Kur'an'a talebe oldukça bütün gecelerimiz Ramazan'dan sonra da bütün gecelerimiz Kadir Gecesi gibi olabilir. Kadir Gecesi olma potansiyeline sahip olabilir efendim. Bütün aylarımız Ramazan olabilir. İyi haber bu. Yani Kur'an'ın indiği gece gelip geçse de Kur'an'ın indiği ay gelip geçse de onu özleyecek olsak da bu aya damgasını vuran, bu aya şeklini veren, bu ayı değerli yapan, bu ayı kıymetli hale getiren Kur'an elimizde. Kur'an elimizden alınmıyor. Değil mi? Bir de öyle düşünün yani Kur'an elimizden alınsaydı, Ramazan'dan Ramazan'a elimize verilseydi, değil mi? Kur'ansız 11 ay nasıl geçecekti? İnsan Kur'an elinde olduğu halde unutuyor. Efendim, bazı ayetlerin hakkını veremiyor. Kur'an elinde olduğu halde, evinde olduğu halde Kur'an'dan uzak yaşayabiliyor. Bir de hepten dünyamızdan çekilseydi, alınsaydı, değil mi? Ne hale girerdik? Kur'ansız bir dünya aklını kaybetmiş bir dünya olurdu. Aklı gitmiş, ruhu uçmuş, ölü ve deli divane bir dünya olurdu ve dünya yaşayamazdı. Evet, biz hatim duasından sonra canlı bağlantılar alıyorduk. Bu gece almadık. Kaç gecedir de almıyorum. Yani bu bir bağlantı seansı kursak da biz de konuşsak, mesajlarımızı iletsek diyenler varsa bugün baştan ben söyleyeyim. 0312 alan kodumuz 341 20 40'tan. Şimdi daha herkes de uyanmadan bize böyle erken uyanıp veya zaten hiç uyumayıp bu geceyi değerlendirme adına uyanık geçiren izleyicilerimizden dualar alabiliriz.
dualar, Ramazan efendim hatıraları, anıları, yeni öğrendiğiniz hususlar varsa, dünyanızı aydınlatan, kalbinize düşen, Kur'an hakikatleri size açılan bunları paylaşabilirsiniz bizimle beraber. 0312 alan kodumuz 341 20 40 canlı bağlantı telefonumuz. Bir taraftan tabii bu yakın gözlü Kars Ağrı görüyorum Ardahan'dan. Değil mi? İlk imsak vakti girenler, yani fecre ulaşanlar, hiye hatta matla'il fecr, fecre kadar, günaydınlığına ulaşıncaya kadar, Kadir Gecesi sona erenler oldu. Doğudan itibaren Ardahan, Kars, Ağrı batıya doğru geliyor. Efendim Van var sırada, Artvin var. Efendim Hakkari var, Erzurum var. Evet, dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Biz de yolcuyuz, hepimiz yolcuyuz. Değil mi? Dünyayı durduramıyoruz. Dünyanın hareketiyle beraber zaman akıp gidiyor. Çok harika bir dünyada yaşıyoruz. Bugün gençlerle de paylaştım. Dağlarıyla, denizleriyle, yıldızlarıyla, değil mi? Mevsimleriyle, akarsularıyla, ırmaklarıyla, gölleriyle, baharıyla, yazıyla, güzüyle. Cenab-ı Hak böyle ülfet perdesini yırtarak dünyanın muhteşemliğini, harikalığını böyle her an hissederek yaşayanlardan olmayı, her an hayranlık duyguları, kabarmış hayranlık duyguları harekette olarak, kendine hayranlık duyarak, sanatı karşısında hayrete düşerek yaşayanlardan olmayı Rabbimiz nasip etsin bizlere. Evet. Efendim. Yunus Bey Elazığ'dan bize ilk ulaştı. Bakalım neler söyleyecek. Alo. Alo, buyurun. Hoş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı Kadir geceler, mübarek olsun bütün arkadaşların. Allah memlekete, millete hayırlı uğurlu olsun. Bu günler için tabii ki bin aydan hayırlı bir gece Allah bizi nasip ettiği için en çok ona hamd edip şükrediyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz şükrümüzü artırsın inşallah. Allah buyuruyor ki kullarım çok az şükredir, çok az hamd ediyorlar. Ben de onlardan değilim. Affını diledim. Kalilem ma teşkürun. Evet. Ne az şükrediyorsun. Evet. Ne az şükrediyorsunuz. Vallahi bizim böyle şeyler lütufta bulunduk. Tabii ki Hazreti Muhammed Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bu kolaylıkları daha da kolaylaştırdı. Hazreti Ayşe anamız dedi ki ya Muhammed sen çok güzel dua ediyorsun fakat biz bu duaları bilemiyoruz. Beceremiyoruz. Senin gibi dua edemiyoruz. Nasıl yapalım? Ne edelim? Demiş ki Allah ondan razı olsun. Demiş ki Muhammed, Hazreti Muhammed'in ettiği dualarında ben aynısını ediyorum. Deseniz de aynısını etmiş olursunuz. Değil mi kardeşim? Biz tabii ki duayı pek bilmiyoruz. Ben dün dönemeye dayanarak bu gece Allah Muhammed'in geceleri duanın aynısını ediyorum dedim. İnşallah Allah kabul eder. Allah bana da yani sizin konuşmanızdan ben cevap duyarım. Niçin cevap duyuyorum biliyor musun? Düşünüp irdeleyen, Allah'ı tanımaya yol açan hakikatleri açıkladığınız için onun için çok 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 dört gözle arıyorum. Bazen de işte tekrar bağlandım. Halim değişik. Pek bir şey konuşamadım. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden. Allah cümlemizden bu her gün sahabelerde bir şey tezatmanız. Gülken her gün, her günden daha beter olur. Allah sonumuzu karasın. Her gün bulunduğu kesindir. Biz geçtikçe kötüye doğru gidiyoruz. Daha ne bekliyorsunuz diyor. Neyi bekleyeceksiniz?
Mezarın geleceğini yakıyamadık, olmasını mı bekleyecektim? Fırsat el, belki bir şeyler kazanırım. Ama sizden olmuyorsa, sizi çok meşgul ettim. O kıymetli zamanınızı vermek istedim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, Elazığ'dan. El Aziz. Asıl ismi öyle arkadaşlar. Elazığ değil, El Aziz. Aziz. Çok mübarek bir yer Elazığ. Hazar Gölü'nde yüzdüm efendim. Gençlik yıllarımda işte o Arap babayı ziyaret ettim. Harput Kalesi'ne çıktım. Oradan Elazığ'ı seyrettim. Ne kadar? 3 haftalık bir seminere katılmıştık. Elaziz İmam Hatip Lisesi'nde. Şimdi onları hatırladım tabii. Bundan ne kadar önce? 30 sene önce. 30 seneydi belki de 30, 32, 33 yıl önce. Evet. Çok teşekkür ederiz inşallah dualarınıza, övgülerinize layık oluruz. Yani iman hakikatlerini anlatmak. Değil mi? Bu zamanda en büyük ihsan, en büyük iyilik, insanlara yapılabilecek iyilik, imanlarını kuvvetlendirecek şekilde imanlarını kurtarma yolunda gayret etmektir. Çünkü zaman iman kurtarmak zamanıdır. İmanların sarsıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani cennetin anahtarıdır iman. İmansız cennete gitmek mümkün değildir. Herkesin arzu ettiği cennete sağlam bir imanla ulaşılabilir. Onun için mesleğimiz bu. Rabbimiz bize böyle bir yol açmış. Bir de sözünü ettiğiniz dua, evet, haktır. Son zamanlarda ben de onu dualarıma katıyorum. Bu akşam katmadım gerçi, unuttum. Siz onu tamamlamış oldunuz. Ama ona bir ilave yapmak lazım. Yani nasıldı? Duayı tekrar hatırlayalım sevgili dostlar. Yani kendi dualarımızı sunduktan sonra, Ya Rabbi, Peygamber aleyhissalatu vesselam, senin Habibin, son peygamberin, senden ne istemişse, ne istemişse, ne dilemişse, biz de onları diliyoruz ama işte benim ilave ettiğim kısım hakkımızda hayırlı olacak şekilde. Çünkü bazen onun diledikleri kendisi için bize ağır gelebilir. Bize ağır gelebilir yani o kadar, çünkü Allah dağına göre kış verir derler ya. Melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Yani Allah herkese taşıyabileceği kadar yük yükler. Ya Peygamber aleyhisselama yüklenen yükleri yani biz taşıyamayabiliriz. Şimdi Uhud dağına sesleniyor Peygamberimiz. Benim başıma gelenler senin başına gelseydi çökerdin, ayakta duramazdın diye kocaman dağa söylüyor ya. Değil mi? Zaten Kur'an söylüyor, her akşam okuyoruz. Lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelin le ra'eyte haşiyan mütesaddiyan min haşyetillah. Kur'an'ı dağlara indirseydik Allah'ın haşyetinden onları paramparça görürdün. Yani böyle Allah ona o direnci vermiş. Onun için duamızı şöyle, Peygamber aleyhisselamın senden istediklerini biz de istiyoruz. Hakkımızda hayırlı olacak şekilde onları bize de nasip et. Neden sığınmışsa sana, efendim, neleri istememişse kendisi için biz de onları istemiyoruz diye böyle hakkımızda hayırlı olacak şekilde ilavesiyle bu duayı yapsak iyi olur. Evet, Sakarya, benim memleketim. Emine Hanım, hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsın, iyi misiniz? Elhamdülillah, kandiliniz mübarek olsun. Allah aleyküm. Sizin de mübarek olsun. Allah seni ederdesin inşallah. Amin. Ben sizi tebrik etmek için aradım. Hatim duasını dinledim. Her sene dinliyorum ben sizi. Sizden gurur duyuyorum Sakarya olarak.
Çok memnunuz sizden. Her zaman dinleyiz. Allah razı olsun. Allah sizin gibi hocalarımız başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Bizi de dualarınızı içine katarsanız çok seviniriz. İnşallah. Neresinden arıyorsunuz Sakarya'nın? Pamukova ilçesinden. Pamukova. Maşallah. Ben sizi 2007 senesinden beri dinliyorum ben Dost TV'yi. İbrahim hocamla konuştum, sizden konuştum 2010 senesinden. Bir daha da ulaşamadım, bir daha arayamadım. Evet, maşallah. Peki, Allah razı olsun. Cenab-ı Hak istifadenizi bol kılsın inşallah. Biz de dua bekleriz. Ben şahsen 5 vakit namazımda önce öğrencilerime, sonra izleyicilerimize, dinleyicilerimize, efendim, sonra çocuklarıma, kendi çocuklarıma en son böyle birlikte dua ediyorum. Allah kabul etsin. Sizin de dualarınızda olmak, dualarınızdan destek almak güzel bir şey. Müminin mümine en büyük faydası, öyle samimi dualarla destek olmaktır. Duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri, bir insanın arkasında ne kadar dua desteği varsa, özellikle işte anne babanın duası başta, çevresindeki onu tanıyanların duaları ne kadar çoksa, o insan o kadar huzurlu, o kadar efendim kendini güçlü hissedebilir arkasındaki dua desteğine göre. Onun için duayı küçümsemeyelim. Özellikle böyle mübarek zamanlarda, seherlerde. Seherlerde eser bâd-ı tecelli, inayet ha zidergâh-ı ilahi. Uyan ey kalbim vakti fecirde, uyan ey gözlerim vakti seherde. Seherdir ehli zembin tevbegâhı. Bugün tevbe, becu, gufran, zidergâh ilahi. Evet. Eyvah, aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Değil mi? Kaç sene? 2007 diyorsunuz. Daha 2007 dediğimiz televizyonun 2005'te kuruldu zaten. Kuruluşundan hemen sonra. Değil mi? Hemen hemen kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçecek. Radyonun kuruluşunun üzerinden 30 yıl geçecek. Çeyrek asrı geçtik. Burada bizim de büyüyen çocuklar şimdi delikanlı oldular. Çoluk çocuğa karıştılar. Rabbimize hamdolsun. Elazığ'dan arayan dinleyicimiz söyledi ya, yani gerçekten ne kadar şükretsek az. Hüvellezî enşe'eküm ve câleleküm's sem'a vel absâra vel ef'ide kalîlen mâ teşkürün. Ne kadar az şükrediyorsunuz. En azından şükrümüzün yetersiz olduğunu, Rabbimizin çok daha fazla, yani bütün şükredenlerin şükürlerinden daha fazla şükre layık olduğunu, onun hak ettiği şükrü yapamayacağımızı düşünmek, kabul etmek, yani bin niyet, bil kabul olarak bu külli şükür, külli ibadet oluyor. En azından bunu böyle hissederek ifade etmeyi Rabbimiz nasip eder inşallah. Evet. Kur'an'ın indiği gecedeyiz. Kur'an-ı Kerim, madem Allah'ın nimetlerine şükredeceğiz, Allah'ın en büyük nimetlerinden birisidir. Belki de birincisidir. Çünkü bütün nimetleri bize fark ettiren, fark etmemize sebep olan bir nimettir Kur'an. Evet, unutmamamız gereken şeyleri bize hatırlatan, unutsak bile hatırlatan bir nimettir. Kur'an'ın bir ismi de
hatırlatan, düşündüren kitap. Nedir? Hatırlatan ve düşündüren zikir. Zikrin karşılığı budur. Düşündüren ve hatırlatan bir kitap. Bizi düşündürüyor ve bize unutsak bile tekrar unutmamamız gereken gerçekleri hatırlatıyor. Sonra Kur'an'ın diğer bir adı nurdur. Değil mi? Kur'an'da geçen nur. Nur aynı zamanda Allah'ın adıdır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nuru, aydınlığı. İşte onun nuru Kur'an üzerinden bize yansıyor. Nasıl güneşin efendim nuru ay üzerinden gecelerimizi aydınlatıyorsa, kainatın ezeli güneşi olan, şemsi ezel olan Rabbimizin nuru da işte nereden yansıyor? Kur'an'dan yansıyor. Aslında her şeyden yansır. Yani mesela çiçeklerdeki ışıltı, bugünlerde seyredin yani biz akşam öğrencilerimizle bir kısım parkta iftar ettik. Onlara gösterdim bu ışıltıyı, fark edin. Çiçeklerdeki ışıltı, bu gülümseme, değil mi? Rabbimizin rahmetiyle bize gülümsemesi. O ışıltı, onun nurundan yansıyan parıltı. Yani insanların yüzünden, çiçeklerin yüzünden, gökyüzünden, bütün varlıktan, dağlardan, denizlerden, yıldızlardan yansır Allah'ın nuru. Kur'an üzerinden de yansır. Kur'an nurlandıran bir kitap. Ve şifa olur. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Müminler için rahmet ve şifa olarak bu Kur'an'ı indirdik diyor Rabbimiz. Niyaz edelim ya yani bu Kur'an'ın indiği bu mübarek gecenin sonlarında Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini maddi ve manevi varlığımıza şifa kılsın inşallah. Şifa, maddi ve manevi sağlıklı yaşamamıza. Çünkü genelde insanın manevi sağlığı, yani maddi sağlıkla ne alakası var diyeceksiniz ama var. Yani manevi sağlığı bozulunca insan bu zamanla maddi sağlığının da bozulmasını netice veriyor. Değil mi? Mesela Kur'an ne yapıyor? İnsanı rahatlatıyor. İnsanı teselli ediyor. Sonsuzluk kalbin bitmeyen sevincidir. O zaman büyütmüyorsun yani dünyada dertlerin olsa bile, problemlerin olsa bile hepsi imtihandır diyorsun ve hepsi sabredersek bizim yükselmemize sebep olur. Değil mi? Cenneti kazanmamıza sebep olur. Derecemizin büyümesine sebep olur. O zaman madem bizi bekleyen bir sonsuzluk var, ebedi hayat var, Kur'an'ın müjdelediği ebedi bir cennet var. Biraz zorluk çekersek de önemli değil. Yani orada ki mutluluğumuzun daha büyümesine sebep olur bu zorluklar. Çünkü en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesinde gelir, yaşanır. Dolayısıyla mesela insan, değil mi mesela bir dert geldi başına. Derdi ne kadar büyükse dermana ulaştığında lezzeti de o kadar fazla olmaz mı? Mesela dünyada böyle yani. Ahiretteki derman dünyadaki dertleri eritir. Eritir, azaltır. O zaman insan fazla takmaz. Fazla takmayınca da sağlığını bozacak şekilde sinirlerini yıpratmaz. Bak o zaman maddi sağlığın da kökeninde manevi, psikolojik, ruhsal sağlık var. Ruhsal sağlığı bozulursa insanın zamanla maddi olarak da değil mi? Mesela ince hastalık diyorlar vereme. Niye ince hastalık? Böyle ince ince düşünmekten kaynaklanıyor. Her şeyi kafaya takmaktan kaynaklanıyor. Değil mi? Beni ne diyor? Kanser edeceksin, beni verem edeceksin filan. Yani çünkü çok düşünüyor, takıyor, ondan sonra geriyor kendisini. Ha, Kur'an bunlardan bizi kurtarıyor.
Yani sen sana düşeni yap, ondan sonra gerisi içinde sabret. Senin iyiliğin için olur her şey, senin iyiliğin içindir. Şefkatli, merhametli bir Rabbin var efendim diye bizi teselli eder Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam giderken ben gidiyorum, size tesellici bir peygamber gelecek. Peygamberimizi tesellici olarak. Özellikle şu ahir zamanda dertler çok, problemler çok, teselliye çok ihtiyacımız var. Ve Peygamberimiz işte getirdiği Kur'an'la bizi teselli ediyor. En büyük tesellimiz nedir? Hiçbir şeyin boşa gitmeyeceği. Yani sıkıntı çeksek bile, zorluklarla karşılaşsak bile bunların ahiret ticaretimiz için değil mi faydalı olduğu, Allah katında hiçbir emeğin zayi edilmeyeceği hakikati bizi teselli ediyor. Bu sefer işte sağlığımıza büyük bir destek ve katkı sağlıyor Kur'an. Evet, o açıdan nur, hem zikir hem nur. Ama bunların da öncesinde Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an isminden sonra ilk akla gelen Furkan, Furkan Hakim diyoruz. Furkan yani fark ettiren kitap, farkındalık uyandıran kitap. Değil mi? Farkındalık insanı zaten insan yapan, diğer canlılardan ayıran farkındalığıdır. Yani farkında olduğun kadar, farkı fark ettiğin kadar insansın. Değil mi? Bütün olup bitenler neyi, nasıl bir farkındalık uyandırıyor? Yani anlıyorsun, dünya ne? Yani dünyanın için kurulmuş. Değil mi? Bütün bu dünyadaki olaylar niçin oluyor? Değil mi? Yazlar, kışlar, baharlar, güzler. Değil mi? Sağlık ne, hastalık ne, hayat ne, ölüm ne, efendim arkadaşlık ne, aile olmak ne, çoluk çocuk ne, efendim anne baba olmak ne. Değil mi? Bütün bunların farkındasın yani. Kur'an'a göre her şeyi yorumluyorsun. Doğru yorumluyorsun. En güzel, değil mi? Dualardan birisi de Allah'ım hakkı hak bilmeyi, hak görmeyi ve ona tabi olmayı bana nasip et. Batılı batıl bilmeyi ve ondan iştinab etmeyi, uzak kalmayı nasip et. Orijinali ne? Allahümme erinel hakka hakkan verzukna iştinabe verzukna ittiba ve erinel batıla batılan verzukna iştinabe. Hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan uzaklaşmayı nasip et. Evet, işte bunu sağlayan Kur'an'ın bu alandaki ismi Furkan, Furkan-ı Hakim. Kim Rabbine saygılı olursa ona Furkan verilir bak. Kur'an'ın indiği gece Furkan verilir. Yani Kur'an zaten verilmiş ama önce Rabbine saygılı olursan, Rabbim benle konuşuyor diye ondan gelen Kur'an'ı kalbine indirmeye devam edersen sana Furkan verilmiş olur. Kur'an sana da inmiş olur ve senin her şeyi ayırt etmene, fark etmene sebep olur. Fark etmek deyince insanın gözüyle fark eder. Bak, fark edebiliyor musun? Değil mi? Fark etmiyor musun? Renkleri birbirinden ayırabiliyor musun? Değil mi? O küçük şeyleri büyük şeyler arasında
Bazen güzellik ayrıntılarda saklıdır. O ayrıntıları görebiliyor musun deriz ya. Kur'an ayetleri, Kur'an yine Kur'an'da bu Kur'an ayetleri besairu mir rabbikum, Rabbinizden size verilmiş gözlerdir. Gözler. Demek ki bu yani bir böyle maddi gözler var, bir de ayetler gözlere benzetiliyor. Kalp gözü, akıl gözü. Onlarla görüyorsun yani. Onlarla her şeyi görüyorsun. Rabbimiz bu gözlerimizi, sadece başımızdaki gözleri değil, kalbimizin, aklımızın gözlerini de, kulaklarını da böyle iyi kullananlardan olmayı, ki Kur'an bunu sağlıyor, hepimize nasip etsin inşallah. Evet, ben sıradaki Kur'an ayetlerini paylaşacağım. Madem bu gece Kur'an'ın indiği gece, özellikle her gece Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'la hemhal olduk. Ama sırada her akşam yaptığım üzere Araf suresinin işaretlediğim ayetlerini, muhtelif hususlara temas eden ayetlerini okuyacağım meali olarak. Bazıları üzerinde açıklama yapmaya çalışacağım. Bir ara verelim. Epey yaklaştı. Yani tahminim 20 dakikalık bir süre var en çok. Zaman geçiyor. Ankara için fecre, yani imsak vaktine, Kadir Gecesi'nin son dakikalarına giriyoruz demektir bu. Yine Kur'an'la kapatmış olalım. Ama bir eser arası verdikten sonra buradayız inşallah. Evet sevgili dostlar, tam Kur'an-ı Rahle'ye yerleştiriyordum. Yakalandık. Evet, ya arkadaşlar şu zamanı durdurun ya. Durdurun, dünya inecek var derler ya. 19 dakikamız kalmış yani Ankara için. Ya hatta matla'il fecr, çünkü Allah sınır çiziyor. Fecre kadar diyor. Fecre yani gün aydınlanmaya başlayıncaya kadar. Yani imsak vaktine kadar. Çok az bir zaman kaldı. Evet, şimdi sıradaki ayet meallerini paylaşayım hemen. Ben de bilmiyorum neler gelecek, işaretlediğim ayetlerde bakalım. Onlara şu kimsenin haberini de oku ki biz ona ayetlerimizi anlama nimetini vermiştik. O ise bundan sıyrılıp çıktı ve şeytana uyup sapıklardan oldu. Allah muhafaza etsin ya. Çok çarpıcı bir ayet. Vay be. Dileseydik elbette ayetlerimizle onu yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve nefsinin arzularına uydu. Onun hali köpeğe benzer. Üstüne varırsan dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraktığında yine dilini çıkarıp solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplulukların misali işte budur. Bu kıssayı onlara anlat ki belki düşünüp ibret alırlar. Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür. Onlar ancak kendilerine zulmetmişlerdir. Bu ayette ilgili şöyle bir açıklama var. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında zalim bir kavmin idaresi altında bulunan Kenan ilinde Belam İbni Baura isimli ilim sahibi ve dindar bir kimse yaşıyordu. Hazreti Musa bu beldeye doğru harp için harekete geçince kavmi Belam'a hediyeler verip Musa aleyhisselam aleyhinde beddua etmesini istedi. O da dünya malının hatırı için Musa aleyhisselama beddua etti. Böylece dinden çıkıp şeytanın peşine takılmış, ilimden ve dinden hiçbir nasibi kalmamış oldu. Ayet-i kerime ilmini dünya menfaatine alet eden
ve Hakk'a karşı kullanan ilim adamlarını pek şiddetli bir şekilde ikaz etmektedir ki, böyle alimlere ulema-i su adı verilir. Evet, Araf suresinin 175, 176, 177. ayetleri böyle. 178'den devam ediyorum. Allah kime hidayet etmişse işte doğru yolu bulan O'dur. Allah'ın saptırdıkları ise hüsrana düşenlerin ta kendileridir. Hani biz dağı onların üzerine sanki bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştık da onlar üzerlerine düşüverecek sanmışlardı. Onlara size verilen Tevrat'a kuvvetle yapışın ve onda bulunan emir ve yasakları hatırınızdan çıkarmayın ta ki takvaya erişesiniz dedik. Andolsun ki cinlerden ve insanlardan pek çoğunu biz cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır onunla anlamazlar. Gözleri vardır onunla görmezler. Kulakları vardır onunla işitmezler. Onlar hayvan gibi hatta hayvandan da aşağıdırlar. Onlar gafillerin ta kendisidir. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar işlediklerinin cezasını göreceklerdir. Yarattıklarımız arasında bir topluluk vardır ki insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Onlara ben mühlet veririm fakat onları ummadıkları bir anda yakalayışım da pek şiddetlidir. Onlar kendilerini ikaz eden dostlarında bir delilik eseri bulunmadığını hiç düşünmezler mi? O Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıdır. Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Onlar Allah'ın yarattıklarından hiçbir şeye de mi bakmazlar? Onlar ecellerinin yaklaşmış olabileceğine de mi bakmazlar? Bu Kur'an'dan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? Evet. Bu Kur'an'dan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? Bu ayetlerdeki uyarılara dikkat ederek, bunları düşünerek Rabbimiz kitabına, bu sapasağlam ipine sarılan, bağlı yaşayanlardan olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet, Kur'an'ın indiği gece bitiyor. Ama Kur'an bitmez yani. Kur'an elimizde. Elhamdülillah. Kur'an elimizde olduktan sonra hiçbir sorun yok. Kur'an'a bağlı yaşadığımız sürece efendim, Kur'an'ı kalbimize indirmeye devam ettiğimiz sürece bütün geceler bizim için kadir, bütün aylar Ramazan olabilir. Rabbimiz ömrü Ramazan, hayatı Ramazan, ölümü de bayram olanlardan olmayı bize nasip etsin. Rabbimiz affetmeyi sever, affedicidir. Hepimizi affetsin inşallah. Evet, yanık sesiyle efendim, kim okudu bilmiyorum ama güzel bir ezan-ı Muhammedi dinledik. Cenab-ı Hak bu ezan seslerini dünyanın her tarafında, değil mi, en büyük şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar, çöllere kadar, çöllerin içlerine kadar, okyanusların içlerindeki adalara kadar her yerde duyurmayı nasip etsin. Bu sese bütün dünyanın ihtiyacı var. Sonsuzluktan gelen, sonsuzluğa çağıran bu ses bütün
kalplerin, gönüllerin doymak için hasretle beklediği bir ses sevgili dostlar. Değil mi? En azından böyle bir dua edelim, kalbi dua yani şu mübarek gecede. Cenab-ı Hak bu sesi tüm dünyanın her yerinde duyuracak çalışmalar, inkişaflar, gelişmeler nasip etsin inşallah. İslam ümmetine, İslam alemine, bin yıldır İslam'a hizmet eden bir milletin torunları olarak bizlere kendi yolunda, kendi dinine hizmetle bizi onurlandırsın, şereflendirsin ki gerçekten büyük bir şereftir Allah'ın dinine hizmet etmek. Allah'ın bize açtığı yolda çalışmak, yorulmak. Allah yolunda tozlanan ayaklara cehennem haramdır. Efendim, gerçeğine masadak olabilmek. İşte bunun için bütün sıkıntılarımızın temelinde olan kendi değerlerimizden, başta Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an hakikatlerinden uzaklaşmamız geliyor. Kur'an'a yaklaşmamız lazım. Yani onu böyle hayatımızın kenarında, uzağında, köşesinde değil, hayatımızın merkezine alıp Kur'an endeksli bir hayat yaşamaya başlamamız lazım. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Alemlerin Rabbinin bize hitabıdır. Değil mi? Yani Allah'ın kitabını okumayacağız da Allah'ın o kitapta bize yapın dediklerini yapmayacağız da ne yapacağız yani? Değil mi? Alemlerin Rabbi konuşurken başkaları dinlenir mi? Alemlerin Rabbi konuşuyor. Alemlerin Rabbi ünvanıyla bize hitap ediyor. Bize efendim açıklamalar yapıyor. Elbette asıl kulak verilecek kitap bu kitaptır. Şu ifadeler işte Kur'an Kur'an'ın mesajını yansıtan ifadeler kaç paragrafını okuyayım bu arada. Bundan 14 asır önce Kur'an yeryüzüne indiğinde dünya inkar ve cehalet karanlıklarına bürünmüş, insanlık vahşet ve dehşete boğulmuş bir haldeydi. Her gece dünya semasını bir şehrain gibi donatan yıldızlar, her sabah dünyaya ışık ve hayat saçan güneş, her bahar yeniden dirilen yeryüzü, üzerlerinde yazılı manaları okuyacak bir çift göz bulamadan geçip gidiyordu. Kuşlar, kuzular, dağlar, ırmaklar, kelebekler, çiçekler, denizler, bulutlar bir başıboşluk içinde yuvarlanıyor. Ne anlattıkları, neye hizmet ettikleri, hangi sanatkarın nakışlarıyla süslendikleri anlaşılamadan yokluk perdesi altında kayboluyordu. Sonra Kur'an indi yeryüzüne. Kainat kitabını okumaya başladı. Yüzyılları örten karanlıkları ayetleriyle birer şimşek gibi deldi geçti. Ülfet perdesini yırttı. Gözümüzün önündeki varlıkların ve hadiselerin manalarını açığa çıkardı. Güneşi gösterdi insanlığa. Bu Rabbinizin bir ayetidir dedi. Onun emriyle size ışık ve hayat verir. Onun emriyle yanar. Onun emriyle döner. Onu övüp onu tesbih eder. Ayı gösterdi. Bu sizin kandiliniz ve takviminizdir dedi. Rabbinizin emriyle gecenize nur saçar, size vaktinizi bildirir. Onun emriyle aydınlanır, onun emriyle aydınlatır, onun emriyle şekilden şekle girer, onu övüp onu tesbih eder. Yıldızları gösterdi. Hem gecenin karanlığında, hem inkar ve cehalet karanlıklarında yolunuzu onlarla bulursunuz dedi. Onlar Rabbinizin emriyle yanar, onun emriyle gezer,
Onun emriyle semanızı süsler, size tebessüm edip dururlar. Onu överler, onu tesbih ederler. Sayısız dillerle size onu anlatırlar. Bakın, okuyun ve anlayın. Gökyüzünü gösterdi. Bulutlara bakın dedi. Rahmetimizi müjdelemek için koşarak size gelen rüzgara bakın. Korku ve ümit içinde size gösterdiğimiz şimşeğe, gök gürültüsüne bakın. Gökyüzünü biz böyle konuşturur, böyle tesbih ettiririz. Tıpkı kuşların cıvıldaşmalarıyla, denizlerin dalgalarıyla, yaprakların hışırtılarıyla Rablerini övüp tesbih ettikleri gibi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini tek tek gözler önüne serdi. Rahman'ın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin dedi. Gözü şahit yaptı, akla yol gösterdi. Hükmünü akıllara tasdik ettirip vicdanlara seslendi. Göklerde ve yerde gözünüzü gezdirin. Bakın her şey nasıl yerli yerine konmuş. Demek ki bunları yapan adaletle iş görüyor. Öyleyse siz de adil olun, yoksa zulmünüz cezasız kalmaz. İşte böyle Kur'an'ın ifadeleri. Bu arada İstanbul içinde imsak vakti girmiş. Evet. Aslında bu İstanbul'dan sonra tabii 10-15 dakika daha en son Aydın, İzmir, Muğla'dan çıkıyor. Bir dahaki Ramazan böyle bir teklif götüreceğim yani. Biz Ege bölgesini biraz ihmal ediyoruz. İnşallah en son ülkeden imsak vakti çıkıncaya kadar da programımızı devam ettirmek düşüncesi ve niyetiyle diyelim ve İstanbul ezanına sözü bırakalım. Yarın gece buluşma dileğiyle Cenab-ı Hak gününüzü hayretsin, feyizli, bereketli bir gün geçirmeyi nasip etsin.